Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Duhan Suresi 17-29. Ayetleri değerlendireceğiz. Bugün okuyacağımız bölüm Hazreti Musa ve onun kavmiyle alakalı, o dönemle alakalı bir bölümü ihtiva ediyor. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنُ Andolsun ki biz onlardan önce Firavun'un kavmini fitnelere maruz kıldık, onları denedik. Onlardan önce ifadesi, yani Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekke müşriklerinden önce. Yani insanlar yeryüzünde bir imtihana tabi. Dolayısıyla ilk defa imtihana tabi olanlar Peygamberimizin ilk muhatapları değil. Önceki devirlerdeki insanlar da yine denenmişti. Allah-u Teala dünyayı bir imtihan meydanı olarak kurmuş ve insanları bu şekilde imtihan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa kıssasının sıkça anlatıldığını görürüz. Çünkü çok önemli mesajları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Hazreti Musa dönemini anlatmakla aynı zamanda hem Peygamberi teselli ediyor hem de Peygamberin muhataplarına orada bir tehdit mesajı var. Yani işte Firavun ve etrafındakiler bir peygamberle uğraştı ama neticede helak olup gittiler. Musa ve yanındakiler neticede galip geldi. Dolayısıyla ey Mekke müşrikleri, eğer peygamberi kabul etmezseniz siz de mağlup olacaksınız. Bu manayı Allah-u Teala bu gibi olaylarla anlatıyor. Ve ca'ehum rasulun kerim. Onlara kerim bir elçi geldi. Burada Hazreti Musa'dan kerim bir elçi unvanıyla bahsediliyor. Yani şerefli, itibarlı bir elçi geldi. Elbette Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler Resulü Kerim'dir. İtibarlı, şerefli bir elçidir. Hazreti Musa da onlardan bir tanesi. Ve peygamberler diğer insanlar içinden seçilmiş kimselerdir. Seçkin kimselerdir. Gerek aileleri itibariyle, gerek kendi ferdi hayatları itibariyle seçkin birer konumdadırlar. Ve nasıl ki bir sınıf öğretmeni, sınıftaki öğrenciler içerisinden bu işe en layık olanı başkan seçmek ister, Allah-u Teala kimin peygamber olacağını da en iyi bilendir ve ona göre mesajını kiminle insanlara gönderecekse onu peygamber olarak seçer. Hazreti Musa da bu noktada peygamberliğe layık görülmüş ve kavmine gönderilmiştir. En eddu ileyye ibadallah, şu şekilde o gönderildi. Firavun ve adamlarına Allah'ın kullarını bana verin. Malum Firavun o zaman İsrailoğullarını işkencelere maruz tutuyor. Onlara bir takım zahmetler verdiriyor ve zor işlerde, çetin işlerde köle gibi onları kullanıyordu. Musa aleyhisselam, o da İsrailoğullarından birisi ama kaderin tecellisi, sarayda büyüyor. İleride Firavun'un saltanatına son verecek kişi Firavun'un yanında yetişiyor. Ve peygamber olarak da gönderildiğinde gidip Firavun'a İsrailoğullarını bana ver ve ben onları hürriyetine kavuşturacağım diyor. İnni lekum rasulün emin. Gerçekten ben size sizin için gönderilmiş olan emin bir elçiyim. Biraz önce kerim bir elçi unvanıyla ifade edilmiştim. Burada da emin bir elçim. Bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi de emin olmalarıdır. Yani güvenilir. Allah'tan geleni kendilerinden bir şey katmadan ifade eden, bu şekilde Allah'ın onlara tevdi ettiği görevi emin bir tarzda yerine getiren kimselerdir. Ve la ta'lu alallah, Allah'a karşı büyüklenmeyin. Allah'a karşı diklenmeyin. İnni atikum bi sultanin mubin, ben size apaçık bir delil getirdim. Her peygambere Allah-u Teala bir takım deliller de veriyor. Yani onların peygamberliğini gösteren deliller. Hazreti Musa'ya da mesela onun elindeki asaya bir takım mucizelere medar olmak gibi özellikler veriyor.
veya elini koynuna sokup çıkardığında elinin ışık saçması, bu gibi mucizeleri Allahu Teala Hazreti Musa'ya vermiş. Ve inni ustu bi rabbi ve rabbikum en tercumun. Ben beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Demek ki her peygamberde olduğu tarzda Hazreti Musa'da tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Buna mukabil beni taşlamanızdan, taşlayarak öldürmeniz veya taşa tutmanız veya kelamınızla aleyhimde konuşmanızdan ben Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığındım diyor. Peygamberler insanlık aleminde en seçkin kimseler ve kavimlerine Allah'ın dinini anlatırlarken de zaman zaman çok zor, sıkıntılı durumlarla karşılaşıyorlar. İşte Hazreti Nuh gibi, Hazreti Salih, Hazreti Hud gibi böyle peygamberleri Allahu Teala bize anlatırken kavimlerinin onlara ne kadar zahmet verdirdiğini de bildiriyor. Herhalde en fazla zahmet çekenlerden birisi de Hazreti Musa. Ve Hazreti Musa kavminden çok çekmiş. Hem kendi kavmi olan İsrailoğullarından hem de Firavun ve adamlarından çok zahmetler görüyor. Ve illem tu'minu li fa'tezilun. Eğer bana inanmıyorsanız benden ayrı durun. Yani hiç olmazsa bana karışmayın. Bu Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinde bildirilen bir durum gibi adeta. Orada malum peygamberimize Cenab-ı Hak kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler la a'budu ma ta'budun, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Bu mealde ilahir devam ediyor ve sonunda da lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana. Burada da Hazreti Musa benzeri bir şeyi adeta ifade ediyor ve şayet bana inanmıyorsanız benden uzak durun, bana karışmayın diyor. Feda rabbehu, Rabbine dua etti. Enne haulâi kavmun mücrimun. Ya Rabbi bunlar mücrim bir kavim şeklinde Rabbine dua etti. Yani onların mücrim olduğunu söylemekle aslında onlara beddua etmiş oldu. Ya Rabbi bunlar mücrim, günahkar bir topluluk diye Rabbine yalvardı. Fe esri bi ibadim. Cenab-ı Hak da ona şöyle bildirdi ki kullarımı fe esri bi ibadi leyle, gece vakti yürüt. Kullarımı gece vakti Mısır'dan çıkar. İnnekum müttebaun, siz takip edileceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kıssası değişik surelere dağıtılarak bölümler halinde bize anlatılmıştır. Ve bu da yine o bölümlerden bir tanesi. Burada fazla ayrıntıya girilmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam kavmi içerisinde uzun süre kalıyor. Firavun ve adamlarıyla çok uzun mücadeleler veriyor. En nihayette Cenab-ı Hakk'ın emriyle bir gece vakti İsrailoğullarını huruç harekatıyla, Mısır'dan ayrılma tarzında bir harekatla harekete geçiriyor ve onlar ta Kızıldeniz yanına kadar geliyorlar. Ve böylece yani bir hicret gerçekleşiyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Daha evvelinde bazı Müslümanları Habeşistan'a göndermişti. Ve hicret de bir cihattır. Allah yolunda cihadın türlerinden birisidir. Bir yerde artık dini yaşamak çok zor hale gelmişse, yaşanabilecek başka yerlerde muhakkak vardır. Ardullahi vesia, Allah'ın arzı geniştir. Böyle bir durumda o yerden başka yere gitmek gerekiyor. İşte Musa Aleyhisselam da kendi kavmini hürriyete kavuşturacak. Onları Firavun ve adamlarının esaretinden kurtarıp hürriyetine kavuşturacak. Bundan dolayı Allahu Teala kullarımı gece vakti Mısır'dan çıkar. Bu talimatı veriyor. Tabi gece vakti çıkmaları, göz göre çıkmış olsalar hemen müdahale edilecek. Hiç olmazsa diğerleri farkına varıncaya kadar gece bir miktar yol almış olacaklar. Bu açıdan bu harekat gece başlatılıyor.
Vatrukil bahra rahve ve denizi de açık bırak. Bu da Kızıldeniz'de karşılaştıkları bir durumla alakalı. İşte Kızıldeniz yanına kadar geliyorlar. Önleri deniz, arka taraf düşman. Böyle bir durumda Cenab-ı Hakk'ın talimatıyla Hazreti Musa elindeki asayı denize doğru uzatıyor ve deniz 12 ayrı yol tarzında sanki cadde açılmış gibi o şekilde açılıyor. İsrailoğulları o yollardan deniz içinde ıslanmadan, sular kendilerine gelmeden karşıya geçiyorlar. Firavun ve adamları, onlar da aynı yerlerden geçmek istiyorlar. Ama sular bu defa birleşiyor. Bunun neticesinde Firavun ve ordusu orada gark oluyor. İnnehum cündüm muragun. Yani denizi açık bırak dedikten sonra, çünkü onlar gark edilecek, boğulacak bir ordudur. Yani Firavun ve adamları İsrailoğullarına o kadar çektirmelerinin cezasını elbette çekeceklerdir. Diğer alemde çekecekleri gibi bu dünyada da saltanatları bitecektir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala "Ve inne cündena lehumul galibun" buyuruyor. Yani benim ordularım galip geleceklerdir. Keteballah le'aglibenne ene ve rusulim. Allah şöyle yazdı: ben ve rasullerim muhakkak surette galip geleceğiz. Dolayısıyla vel akibetül il muttakin, akibet müttaki olanlarındır. Şu dünya hayatında da her ne kadar peygamberler ve onlara tabi olanlar çok zahmetler çekseler de netice itibariyle Allah onları şu dünyada da galip kılmaktadır. Diğer alemde zaten durum tamamen ehli imanın lehine olacak. Diğerleri tamamen cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Ama şu dünyada bile Allahu Teala ehli imanı galip kılıyor ve ehli küfrü zillete düçar ediyor. Kem teraku min cennetin ve uyun. Onlar bu şekilde nice cennet gibi bahçeleri ve pınarları geride bıraktılar. Yani kendileri bu nimetler içinde keyif ediyorlardı. Cennet gibi bahçeleri vardı. Sularla dolu pınarları vardı. Oraları bıraktılar. Ve zuru'in ve magamin kerim, ve mahsulleri vardı tarladan elde ettikleri ve çok güzel makamları, binaları, o gibi yerler vardı. Bütün bunları terk ettiler. Artık o adeta tapmış oldukları dünya ellerinden alındı. Ve ne mekanu fiha fakihin, ve lezzetlenmiş oldukları, keyif etmiş oldukları nimetler ellerinden çıktı. Kezalik, İşte bu böyle. Yani Allah Firavun ve adamlarına böyle yaptı. Emsaline de bunun gibi yapar. Ve evrasnaha gavmen aharin. Onların yerine, onların diyarına, terk ettikleri bu yerlere biz başka bir kavmi mirasçı kıldık. Bu doğrudan İsrailoğulları değil. Çünkü İsrailoğulları Mısır'ı terk ettiler. Ama artık Firavun ve adamlarının da hükmetmiş olduğu diyara daha sonra başkaları hükmetti. El ardu lillahi, arz Allah'ındır. Yurituha men yeşâ min ibadihi, kullarından dilediğine onu nasip eder. Bizler de şu anda dünyada olup bitenlere baktığımızda, saltanatların değişmesine, iktidarların değişmesine baktığımızda benzeri manayı görebiliriz. Yani devran deniliyor buna. Devran dönücüdür. Devran bir yerden başlayıp hep ileriye doğru gitmez. Gece gündüzün birbirini takip etmesi gibi peş peşe gelir. Dolayısıyla galibiyet mağlubiyet günleri Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde nazara verildiği şekliyle tilkel eyyem nüdevlühe beynennâs. Bu gibi galibiyet mağlubiyet günlerini biz insanlar arasında döndürürüz. Dolayısıyla Firavun ve adamlarının bir dönem saltanatı olmuştur. Ama ardından onların saltanatı bitmiş, yerine başkaları gelmiştir. Başkaları hükmetmiştir. Günümüzde nice despot insanlar kendi ülkelerinde hükümran olmuş. Ama ardından ya semavi bir felaketle veya doğrudan insanların
müdahaleleriyle onların saltanatı bitmiş ve yerine başkaları hükmeder hale gelmiştir. Bu manada devranın dönücü olduğunu, geceden sonra gündüzün, kıştan sonra yazın gelmesi gibi birbirini takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Fema beket aleyhimus sema'u vel ard. Artık onların üzerine ne sema ağladı ne de arz. Ve mâ kânu munzarîn, ve kendilerine mühlet de verilmedi, kendilerine göz açtırılmadı. Değerli izleyenlerim, burada sema onları ağlamadı, arz onları ağlamadı, yerde gökte onları ağlamadı derken onların habis bir takım varlıklar olduğuna dikkat çekilmiş oluyor. Hani şiir gibi bir ifadede şöyle denilir: ne kendi etti rahat, ne halka verdi huzur, sonunda öldü kafir, dayansın ehli kubur. Yani kafir de neticede ölecektir ve dünyadan bu şekilde temizlenmiş olacaktır. Ölüm de insanları temizliyor ve bu şekilde ölümü gelen bir kimse zararından insanları uzak kılmış oluyor ve insanlar ondan kurtarılmış oluyor. İşte Allah-u Teala Firavun'u ve adamlarını suda gark etmek suretiyle cezalandırdı. Ve onların cezalandırması sema ve arzı hiç üzmedi. Bilakis memnun oldular. Çünkü sema ehli olan melekler ve yeryüzünde yaşayan insanlar, hatta diğer varlıklar bu gibi habis kafirlerin varlığından elbette rahatsızlık duyuyordu. Bundan dolayı onların ölmelerine, helak olmalarına üzülmediler. Bilakis sevindiler, memnun oldular. Hatta ayet-i kerime mefhumu muhalifiyle ehli imanın şu dünyadan gitmesiyle sema ve arzın bir nevi üzüleceğini bize ifade ediyor. Yani sema ve arz ehli imanın vefat etmelerine üzülür ama Firavun ve adamları gibi olanlara üzülmez, bilakis memnun olur. Burada sema ve arzın bizzat kendisi üzülür ve sevinir mi hatıra gelebilir. İşte bu noktada şöyle bir manaya dikkat çekiliyor. Bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruhtur. Dolayısıyla etrafta gördüğümüz varlıklar her ne kadar cansız da olsa adeta onların da kendine göre bir nevi hissetmesi bulunmaktadır. Bu manada değerlendirilebilir. En azından şu söylenebilir: semadaki varlıklar, semada şuur sahibi olan varlıklar, yani melekler, ruhaniler ve yeryüzünde yine şuur sahibi varlık olarak insanlar, onların ölümüne üzülmedi. Bu manada değerlendirilebilir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in manalarına ciddi muhatap olmayı hepimize nasip eylesin. Her türlü zulümden, kötülükten de bizleri muhafaza eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.